Evet, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir etkinlik videosuyla tekrar karşınızdayım. Malum yerli malı haftası yaklaştığı için oğlumun öğretmeni bizden bir etkinlik istedi. Biz de şimdi o etkinliği yapıyoruz. Yerli malı şapkamızı yapmaya başladık. Bir adet karton alıp gördüğünüz şu şekilde büyük bir karton aldık. Sonra kartonu uzunlamasına ortadan iki parçaya kestik. Bize lazım olan şu karton. Şunu kenara bırakıyoruz. Şöyle de çıktıdan yerli mal haftası olduğu için meyve resimleri çıkarttık. Şimdi onları makasla kesiyoruz. Muzumuz vardı. Bir tane kesmiştim ama muzu kaybettim. Neyse, oğlum bulur onu bana. Evet, son ananasımızı da kestikten sonra şapkamızı yapmaya başlıyoruz. Onu iki yapıştırıcı gerekiyor. Evet. Tamamdır. Şimdi kartonumuzu alıp bakalım düz kenar neresi? Burası daha düz. Şimdi buraya şöyle kısa kısa, yani birer parmak genişliğinde kesikler atıyoruz. Bu tarafa atacak mıyız? Hayır. Burası başına geçecek olan yer. Ben meyveleri arkası dönük yapıştırıcı sileyim mi? Daha zamanı var. Şimdi yapıştırıcıyı sürdüğün zaman onun yapışkanlığı geçebilir. O yüzden yapışmayabilir. Ananas, erik, kayısı, elma, ne? Alma, kiraz ve muz. Biraz daha tutuyoruz. Makasımız da belki biraz daha büyük makas kullanırsanız daha rahat olabilir. Ben şimdi bununla başladığım için bırakmak istemedim. Bir tane mavi makasım var, isterse ben de onu vereyim. Yok, o da küçük. Daha kısa.
Anne birazcık gözükmüyor karton. Sanırım yeterli. Heh, şimdi aldım. Teşekkür ederim. Şimdi şuradan şurada biraz fazla benim oğlum küçük olduğu için bunu da yedek yanına koyalım. Şimdi şunları makas yardımıyla şöyle çekiyoruz ve şöyle bükülüyor. Burada bize makasımızın da faydası oluyor. Tabii ki oğlumun da yardımıyla biraz uğraştırıcı bir işti ama sonunda güzel bir şey, oğluma yakışan bir şapka ortaya çıkartacağım diye düşünüyorum. Tabi bunu yaparken kartonun da yırtılmamasına dikkat etmeliyiz. Biraz şu an ben yırtılmasından korkuyorum. Zaten uzun oldu. Bunu buradan çıkartıyoruz. Bir de zımbaya ihtiyacımız var. Bunu birbirine getireyim. Tutturmamız için şöyle şunu şöyle katlayıp tabii ben bunu oğluma örtmem lazım. Biraz da şöyle bir bakabilir miyim? Biraz ucu ucuna ama tabii biraz daha şuradan çıkartmam lazım. Çok yüksek olunca da çok hoş durmuyor. Eğer ki o parça da kopmasaymış. Bir daha ölçmemiz gerekiyor. Şöyle biraz şöyle ara ara zımbalarsak ölçerek yaparsanız daha iyi. Şu anda biraz zımbalamakta. Bir tane daha atarsak olacak. Evet. Şimdi buna meyvelerimizi yapıştırıyoruz. Meyvelerimizi yapıştır. Zımbaladığımız yer arka tarafa gelirse şurada ön taraf. Mesela sen diğer yapıştırıcıyı vereyim sen de olmaya.
Evet, şunu yok. Annem sen bana meyveleri ver, ben yapıştırayım. Tabii böyle ufak tefek hatalar oluyor. Elmamızın yaprağı koptu ama onu da üzerine yapıştırabiliriz. Çok şöyle. Evet. Şimdi ananasımıza yapıştıralım. Onu da şöyle ortaya. Evet, şöyle görüyorsunuz. Yapıştıralım. Bu da yeşil elmamız. Şöyle çilek. Biraz yapışkan sürüp çileği de üste. Elmamıza yaprağını yapışkan sürmeyi unutmuşuz. Üstüne de bir kiraz. Yine yaprağımız koptu. Şöyle. Şimdi yapışkanla birlikte böyle ufak tefek hatalar oluyor. Evet, son 3 meyvemiz kaldı. 3 meyvenin sonunda inşallah sizin de beğeneceğiniz bir şapka ortaya çıkar. Şöyle kalkan yerleri de biraz az gelmiş yapışkanı. Bir tane muz. Son olarak. Onu da şöyle iki meyvenin ortasına yapıştırırsa, evet, şapkamız son görünümü böyle. İnşallah beğenirsiniz. Ve siz de çocuklarınızın etkinliğinde yaparsınız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.